Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere jeton koleksiyonumdan evde gördüğünüz çift baskı hatalı bu kum tel jetonu göstereceğim. Bunun özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Şöyle bir diğer yüzüne de bakalım jetonun. Evet, diğer yüzde bu şekilde. Öncelikle Kumtel markası nasıl doğmuş bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu jetonlarla ve video ile alakalı bir durum. Türkiye'nin ilk yerli kumbaralı telefonu üreten Kumtel'in ismi kumbaralı telefon kelimelerinden ortaya çıkmış. Yani kumbaralıdan kum ve telefondan da tel alınmış ve Kumtel markası doğmuş oldukça zekice oluşturulan bir marka aslında. Biraz bunun sahibinden, üreticisinden de bahsetmek istiyorum. Çünkü onun aslında daha önce yine telefonlarla bir işi varmış. Şöyle ki, PTT Ankara'da telefon teknisyeni olarak çalışan Mustafa Köseoğlu 1972 yılında memuriyeti bırakıp memleketi Kayseri'de bir atölye açıyor ve bu sektöre atılmış oluyor. E, jetonun şöyle özelliklerinden de bahsedecek olursak, e, alüminyumdan yapılmış, e, ağırlığı 1.67 gram, e, çapı da 24.2 milimetre. Bunun ortasında e, gördüğünüz gibi 433-490 rakamı yazıyor. E, bunun e, farklı rakamlar yazanları ve farklı ağırlık ve çapta olanları da mevcut. E, şimdi Gelelim o hatalı kısıma. Bu hatalı kısımdan önce şunu da söylemek istiyorum. Bu kumaralı telefonlar çıktığında o ilk zamanlar bu jetonlar değil dönemin madeni paraları kullanılıyormuş. Yani o bizim madeni 1 liralarımız ve 50 kuruşlar kullanılıyormuş. Sonrasında o madeni para devri bitince de bu jetonlar devreye girmiş. Evet, gördüğünüz gibi bu yüzünde de Kumtel telefon Kumtel jeton yazısı iki kere üst üste basılmış ve buna da çift baskı hatası deniyor. Fakat bu hata bu jeton için nadir bir durum değil. Bu yüzden de maddi olarak değeri çok yüksek değil. Şöyle ki eğer e, bu jeton hatalı olmasaydı değeri 5 lira olacaktı. Bu hatasından dolayı da değeri ortama 10 lira. Yani evet öyle yüksek bir değere sahip değil. Bu da yine şunun için güzel bir örnek teşkil ediyor olsun her hatalı para, her hatalı jeton ya da bir efemera hatalı oldu diye maddi değeri yüksek olacak değil. Hatalı oldu diye nadir kabul edilecek de değil. Maddi değerini belirleyen en önemli şey aslında nadirliğidir. Hatalı oldu diye illa maddi değeri de yüksek olacak diye bir şey söz konusu değil. Bu da bunun için yine bir örnek teşkil ediyor olsun. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.